tarihi liman bir kenti. Bu yüzden çok 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 kıymetli. Odeon Concert Hall. Odeon. Bazilika Stotta'ymış. Bazilika Stotta İsa'dan sonra 11 yılında yapılmış. İyon üzerinde inşa edilmiş. Şehrin zamanında en görkemli binalarından biri olan bu yapıya 4 basamakla ulaşılmaktaydı. Hı? Evet, mermerden sütunlar işlenmiş. Böyle oturumlarına ev sahipliği yaptığı gibi müzik gösterileri ve yarışmaların da yapıldığı bir mekandı. Özgün halinde üzeri kapalı olan yarım daire biçiminde auditorium bir sahne duvarıyla bağlanmıştır. Yaklaşık olarak İsa'dan sonra 100'de inşa edilmiş olan bina, İsa'dan sonra 150 civarında Publius Vedius Antoninus tarafından bağışlanan yeni bir sahne duvarına kavuşmuştur. Bu duvarda imparator ailesinin portreleri ve imparator Antoninus Pius'un mektupları sergilenmekteydi. Neden adamın mektuplarını sergiliyorlarmış ki? Adamın belki çok güzel mektupları. Güzel mektup nedir? Mektup neden sergiliyor? Evet, gidelim bakalım auditorium'a. Evet, hangi taraftan gitsek acaba auditorium'a? Gel bakalım, şu yoldan yürüyelim. Harika, sahneye çıktık. Böyle bir rehber lazım işte, ne olduğunu anlatan. Ama burada bir sahne var. Kralların mektubu sergileniyor. Sütunlar var. Sütunlar var. Üstü kapalı. Milattan sonra 100. yılda ve 150. yılda yenileniyor. Ve bence gayet bu döneme kadar gayet iyi bir yapıda kalmış. Yine üst kata çıkıyor. Suya basmadan. Buyurun madem. Teşekkür ederim Ömer Faruk Bey. Bana eşlik ettiğin için bu gezide. Yine sütunlar. Ayağımda sütuna baksana. Harika değil mi? Nasıl yapmışlar o dönemde? O teknoloji olmadan nasıl yapmışlar? Ama Hazreti Nuh oğluyla telefonla konuşmuş. O yüzden. Efendim anneciğim. Onlar birbirine geçiyor bence, mermerlerle birbirlerine kenetleniyor. Japonlar bile bizden şu anda çok şey öğreniyorlar. Keşke bize de anlatsın. Kedi kardeş, ne anlatıyor?
resimleri varmış ve çok fazla para bulunmuş. Efe Selçuk Müzesi'nde çok büyük bir para koleksiyonu kesinlikle varmış. Kesinlikle bunu biz öğrenciden öğrenmedik. Kulak misafiri oldu. Evet, para sevenler Gelin Selçuk Müzesi'nde para geçmişini. Evet, ilerliyoruz bakalım. Harika bir alan bence, çok gerçekten bu kadar yıl boyunca mükemmel bir şekilde ayakta kalmış. Ne var ama oraya giriş yok. Orada demek ki evler falan var. Bakalım burası neymiş? Gidelim okuyalım. Evet, burada ne varmış okuyalım. Burada da bir tapınak var. Domitianus Tapınağı. İmparator kültüne hizmet eden tapınak ve sunak aslen İmparator Domitianus'a adanmış. Ancak imparatorun ölümünden ve anısının lanetlenmesinden sonra Flavius'lar ailesine devredilmiştir. Neden lanetlenmiş acaba? 6 basamaklı bir altyapının üzerine yükselen 8x13'lük sütunlu tapınak, güçlü destek yapılarıyla oluşturulmuş bir teras üzerine inşa edilmiştir. Hristiyanlığın zaferiyle bina temel taşlarına kadar sökülmüş ve günümüzde neredeyse tamamıyla yok olmuştur. Tapınak bu. Muhteşem. İmparator Titus'un devasa kafası. Vay. Tapınak. Muhteşem. Değil mi? Ne kadar güzel. O zaman oturup tık 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 uğraşmışlar. Burada da ayrı bir sokak gidiyor. Sağ taraf. Kocaman bir tapınak. Burada ise Domitianus çeşmesi. Bugün yapıda Domitianus Street. Yes. Şurası Domitianus Street. Öyle mi diyor? Hayır, şaka yapıyorum. Bugün yapıdan geriye kalan 8x6,5 büyüklüğünde ve 6.4 yüksekliğinde kaydı. İsa'dan sonra 1. yüzyılın ilk yarısında Gaius Sextilipus Ay okuyamıyorum. Gerçekten okuyamıyorum. Onun adına üvey oğlunun kent tarafına verilen arazide yaptırdığı bir onur anıt mezarıdır. Kent böylelikle devlet ogarasındaki bazilikaya ve bir su kemerine bağışlayan bu kişiyi onurlandırmıştır. Pollio yapısının güneyinde İsa'dan sonra 92 ve 93 yıllarında büyük apsisi Domitianus meydanına açılan Domitianus çeşmesi inşa edilmiştir. Günümüzde beton ve mermerlerden oluşan bir kompozisyonla verilmeye çalışılan sarmaşık payeler çeşmenin kemerini oluşturmaktadır. Nişin içinde Odios'un teşkil eden bir heykel grubu durmaktadır. Daha eski olan Palios yapısı bu yeni düzenlemeye dahil edilmiş ve yeni düzenlemeyle oluşturulan mimari kuliz çerçevesinde heykellerle dolaşmıştır. Evet, kitap okumaya başlamam lazım galiba. Zannetmeyin, iyi okurum ama okuyamıyorum. Çok karışık. İsimler beni kafamı karıştırıyor. İsimleri okuyamıyorum. Kütüphanesi, Yamaç Evler, Kudretler Caddesi ve Yukarı Kapı. Şu Selsus Kütüphanesi çok önemli. Onu gidip görelim bakalım şimdi. Haydi. Yukarı Kapı, Upper Gate. Muhtemelen geçtiğimiz alanda. Evet.
Huretler Caddesi. Şehrin etrafında Keriki Dağı'nın vadisi arasında uzanan ve önceden dini alay yolu olan Huretler Caddesi, Helenistik Roma şehrinin dikey ızgara planına uygun olarak yapılmıştır. 210 metre uzunluğundaki ana bulvar, erken Roma İmparatorluğu döneminde portikler ve mermer kaldırımlarla düzenlenmiştir. Yani gördüğünüz bu cadde. Geç antik çağda inşa edilen Heraklas Kapısı ile dik cadde kesin olarak trafiğe kapatılmıştır. İsa'dan sonra 6. ve 7. yüzyılda Laka'da onarımlara devam etmiştir. Trafiğe kapatılmıştır derken hangi trafiğe? Motorlu araç trafiği. Evet, burayı kediler istila etmiş. Şu Celsus Kütüphanesi muhteşem. Mutlaka buradan o kütüphaneyi çekmemiz gerekiyor. Evet, herkes o kütüphane çekme derdinde. Şu anda gidiyoruz. Bulvarda yürüyüp kütüphaneye doğru ilerliyoruz. Harika. Kütüphanesine doğru gidelim. Bu yol üstünde bir sürü heykel var. Ömer Fark, bakalım şuraya. Burası neresiymiş? Herakles Kapısı. Herakles Kapısı. Herakles Kapısı olarak adlandırılan kapı Huretler Caddesi'nde doğu yönde sınırlamaktadır. Günümüzdeki görüntüsü geç antik çağda yapılan uyarlamaya kadar geri gitmektedir. Dolayısıyla Roma İmparatorluğu'ndaki halini yeniden kurmak artık mümkün değildir. Herakles tasvirleriyle süslü her iki sütun geçişi ciddi anlamda daraltarak caddeyi araba trafiğine kapatmaktadır. Sütunun üzerinde yer alan bir kemerin içine yapıya dair bir yazıt yerleştirilmiştir. Kemerli köşe bentlerde defne çelenekleri ve palmiye dallarıyla nikeler durmaktadır. Evet, şu Herakles Kapısı araç girişine kapatılan nokta işte. Evet, şimdi Valencia'ya yürüyoruz. Hadi arkadaşım. Hemen Faruk Bey. Yürüyelim bakalım. Ne kadar güzel bir yol. Herakles Kapısı yüzünden, şurada gördüğünüz iki tane sütun yüzünden yol araç trafiğine daralmış durumda. Ama onun dışında bu yol gayet geniş ve çok güzel. Gerçekten heybetli bir şekilde kütüphaneye doğru ilerliyoruz. Evet, Celsus Kütüphanesi'ne vardık. Şöyle ilerleyelim. İniş biraz zor. Çünkü düzgün yoldan inmedim. Harika. Gerçekten Efes dediğimiz zaman aklımıza gelen yapıların başında geliyor bence. Evet, Efes harabeleri deyince herkesin aklına eminim ki bu kütüphane geliyordur. Efes harabelerini size gezdirmeye çalıştım. Umarım başarılı olmuşumdur. Yolu düşmeyenler, gelemeyenler izleyip bir nebze de olsa harabeleri gördüyse ne mutlu bana. Gezmek bence herkesin hakkı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.